Herkese merhaba, Astroloji 101'in yeni bir programına hoş geldiniz efendim. Astroloji 101 programları kapsamında şöyle bir formata başlamaya karar verdik. Burçları biraz daha detaylı inceleyelim diyoruz. Böyle 6-7 soruluk can alıcı bir ekip hazırladım ben. Dilek Hanım'ı öğrenmek için sabırsızlanıyorum. İkizler Burcu ile başlayacağız çünkü ben İkizler Burcu'yum. Bence gördüğünüz gibi. Soruyla başlayalım mı o tamam, zaman? Peki, çok eğleneceğiz. İkizler burçlarını tabii ki kişilerin haritalarına, yükselenlerine falan bakmamız gerekiyor artık, bu kadarını öğrendim ama böyle genel itibariyle aileleriyle ilişkileri nasıldır? Genel itibariyle ailelerine daha yakındır. Çünkü ikizlerin bir tarafını yengeç de çalıştırır. Antişa esasına dayanarak, yani bağlılığı vardır, kesinlikle iletişimcidir, çok şakacıdır mesela. Ailenin bıcır bıcırı, çok konuşanı, hiç susmayanı, ailenin sesidir bir yerde İkizler Burcu. Çok yakın bağ kurmaz, bağ kurarken biraz daha uzak mesafelidir ama içsel olarak o ailesine tutkundur. Böyle bir enerjisi vardır. Anneciğim, yani ne yakınım ne uzak, öyle bir ayarda gelir. Peki, bu İkizler Burcu'nun genel itibariyle sistemle arası nasıldır? Sistemle arası genelde değişken bir yapıya sahip. Değişkenliği de uyumlu hale getirir onu. Yani değişkenlik dengesizlik değil, esnekliktir. Ortama uyum sağlama ve adaptasyondur. Sistem de bunu ister zaten. Adaptasyonu ne kadar hızlıysa, doğal ortam zaten çok zorlu ve sarp bir alan, öyle değil mi? Hayatın kendisi öyle. Ve ikizler buna en çok uyum sağlayan burçlardan biridir. O yüzden sisteme kanalize sisteme olabilir. Daha rahat kanalize olur, evet. İkizler burçları hangi mesleklere daha çok yönelmelidir? İkizler bir defa çok iyi öğretmenler ikizler burcundan çıkar. Merkür yönetiyor çünkü. Konuşma, dille ilgili meseleler kesinlikle ikizlerin enerjisidir. Bunun yanında danışmanlık yapabilir, gazeteci olabilir. Hukuksal meseleler. Tabii ki sen. Hukuksal meselelerle de çok rahat uğraşabilir. İkili ilişkilere girelim tekrar. İkizler burcunun. Emin misin? Girecek misin? Hadi girelim. İkizler Burcu'nun ilişkisi genelde neden biter? Genelde neden biter? Çok fazla derinlikten hoşlanmaz. İkizler yüzeysel bir burçtur. Yüzeysel olduğu için tam yaptık bittik falan gibi böyle bir enerjidedir. Yani hani başka ne var? Şimdi çok meraklıdır ama bir tarafı da maymun iştahlıdır. Sıkılır mı? Sıkılır, çabuk sıkılır. Merakını cezbetmiyorsanız, ikizler için, ikizlerle birlikteyseniz sürekli meraklandıracak bir konu geliştirmelisiniz. Yani çok renkli olmalısınız. Renkli olun ki sizde kalsın ikizler. Böyle bir konu var. Yani sizi çözdüyse olay bitmiştir, ikizler gider. Çözülecek başka birini arar. Çözülecek başka birini arar ya da başka bir mekan. Daha doğrusu o sürekli bir keşif, halindedir. Keşif anladım. Halindedir. Aynen öyle. Bu keşfi hani sizi bırakın da merak şey kalmazsa etsin. Kalmazsa yandınız yani. Haberiniz olsun. Peki. Genel itibariyle hobilerinden, korkularından da bahsedelim mi? Nelere ilgi duyar, nelerden kaçar, neleri sever? Şimdi genel olarak merakları hep bilgiye dayalıdır. Bir şeyleri ölçsün, tartsın, araştırsın, sorsun, iletişim kursun, dedikodu yapsın. Mesela dedikoduya hayır, çok açıktır. Hiç kusura bakmadım yani. Burayı kes. Merak eder. Hani onlar merak, her konuda merak olabilir yani. O yüzden bu kadar net, geniştir. Hani skalası çok geniş. Hı-hı. Onu çok fazla derinleşmeyeceği için her şeyi merak edebilir. Hı-hı. Korkuları var mıdır uzak duracağı şeyler ikizler burçlarının? Egosu mesela çok yukarıda burçlar olduğu için kendini alaşağı edecek konulardan. Güzel bir şey söyleyeyim. Ama korkuları diyorsun. Ne diyeyim şimdi sana? Çiçekten korkar mı diyeyim şimdi? Böyle bir şey var mı? Evet, özür dilerim ben burada. Merak işte bak, ikizler merakı susmuyor, durmuyor. Başka bir şey olsun o falan gibi bir durum. Korkuları dediğim gibi o ego alanını kaybetmekten, hani onun ilgiyi de çok sever mesela. İkizler Burcu insanı ilgiyi sever. İlgiyi sevdiği gibi onu da çok kaybetmek istemez. Hı. Çocuk enerjisi de vardır bir yandan. Yani şey diyebilir miyiz, bu egolarının sarsılmasından, gururlarının kırılmasından korkan gurur, burçlar? Gurur değil de hani gurur için aslan daha ön plandadır. Gurur, boğa çok fazla hani gururla alakalı konuşursak, hı hı, eğer
Aslan ve Boğa'yı düşünmemiz gerekir. İkizler hani çok fazla gurur yapan bir mizaca sahip değildir. Yani sorumak, konuşmak onun için çok daha hani bu alanı daha çok çeker. Çekilir daha doğrusu. Ama hani korkular konusunda gelirse bunu yüzleşmekten de çok korkmaz. Sadece zihni çok fazla çalıştığı için ve kendi kendini korkutabilir. Çok çok. Kendi kendini korkutabilir. Yani benim çok fazla kurabilir yani. Benim yazdığım senaryolar yani inanamazsınız kafamda. Ya böyle olursa ama olma ihtimali herhalde böyle %1. Ha, ama kurarsın ama olursa, yani. Genel spesifik bir şey söyleyemeyiz yani. İkizler şöyle bir şeyden korkar. Yok hani kurabilirsin ve her şeye evet, korkabilirsin aslında. İkizler karşı cinste ne ister? Kimlerden hoşlanır? Neye ilgi duyar? O heyecanlı bir burçtur. Heyecan olsun ister hep çevresinde. Ve dediğim gibi merak edeceği şeyler oluşsun ister. Gizemli insanları mı keşfetmek ister. Gizemli insanlara çekilir. Çok yoğun çekilir hem de. Bunun yanında ikizler estetik kaygıları da olan bir burçtur. Hani ne kadar da çok oralarda olmasa da, derin görünmese de hani bir takım nüanslara da takılabilir. Takıntı geliştirebilir. İkizlerden yani Merkür'ün enerjisi olduğu için zihin, akıl onun için çok önemlidir. Akıl akledeceksin, akıllı olacaksın ki onun ilgisini fazlasıyla çekesin. Keşifler onun için çok önemlidir. Farklı bir yapı, farklı bir alan. Olarak sohbet. Hani bir çocuğu sürekli yeni bir oyuncakla oynatmak. Aynen öyle. Koç, ikizler enerjisi çok yakındır birbirine. Gerçekten de öyle benzer yani. Peki. Son sorumuz. Peki. En zorunu sona sakladım. Sor öyle. İkizler burcu. En çok neyden nefret eder ve neye katlanamaz? Bir defa bencil bir yapısı var. Kendisini düşünmeden bir şeyin yapılmasını asla tahammül edemez. Yani onu düşüneceksin, hesap edeceksin, ölçeceksin. Bir de çok fazla hesap kitap yapılmayan şeyler onu çıldırtır. Ben söyleyeyim Dilek Hanım. Hayır. Pazartesi saat 1'de bu, 2'de bu, cuma günü 21'de bu. Ha. Bu falan umut nefret ediyor. Benle çalışmaktan artık şeye geldi. İrem sadece yarın ne yapacağımızı söyle. Ne olur ben hepsini aklımda tutayım. Plan dışı olaylar onu rahatsız evet, eder yani. Evet. Her türlü plan dışı olaylar içeri rahatsız eder. İnanılmaz geriliyorum yani. Bu hafta çok uğraştım zaten. Çok her şeyi milimi milimine planlamam gereken, hep bir yere yetişmem gereken bir haftaydı. Ve gerçekten ölecek gibi hissediyorum. Çünkü oturmadı o. Ben muhtemelen birini aksatacağım o işlerin. Tam oturmadığı için. Uyuyamıyorum. Uyuyamıyorum. İştahım kapanıyor. Sinir stresten deliriyorum yani. Şimdi şurada bazı ikizler itiraz ediyor. Ben de aslında o kadar değilim ki falan diyecek. Aslında rahatım ki. Yani bir tarafınızda gidiyor gibi değil mi? Öyle değil bakalım. Abi burada yükselen burcunuz tabii ki çok önemli devreye girecektir. Mesela bir boğa ise yükseleniniz orada biraz daha yayma ihtimaliniz artacaktır. Onun dışında diyelim ki balık burcusunuzdur, çok yaymaya niyetlisinizdir genel olarak. Yani onları da hesaba katın. Yani bunlar genel söylemler. Bir ikizler burcu ne düşünür, ne hisseder öyle bakalım. Şimdi senin burada plan ve programlarını Satürn de çok fazla dengeliyor. Satürn eğer çok da güzel bir yerleşime sahipse o sistem şaşmamalı. Milim şaşmaz yani sendeki konular. Peki o zaman programı kapatmadan şöyle söyleyeyim. Bu videonun altına en çok hangi burç yazılırsa onu yapalım mı bir sonraki haftaya? Olabilir. Çok öyle güzel. Evet. En çok kim isterse bu soruları yöneltmeyi. Bir de üzerine soru katayım ki onu da cevaplayalım olur mu? Evet, üzerine soru da katalım. Çok iyi düşündünüz. O zaman bir Astroloji 101 programının daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen abone olmayı, bize beğeni vermeyi lütfen unutmayın efendim. Yorumlarınızı bekliyoruz. İyi haftalar.